Değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, çok değerli muhtarlarımız, evet, bir iftar programı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli dostlar, mübarek bir ayda bulunuyoruz. Rabbimize bu nedenle de hamd ediyoruz. İnşallah bu ayın başta coğrafyamız olmak üzere bölgemizde, yakın komşu ilerimizde yaşanan ve hepimizi derinden üzüntüye boğan olayların bir an önce son bulmasına vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Tabii sizlerle birlikte inanın gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle 7/24 diye tabir edebileceğimiz bir şekilde yakın çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlere, Süveyrek halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Biz belediye hizmetlerini şuraya bir şekilde Allah'ın izniyle, sizlerin desteklerinizle, değerli görüşleriniz doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz, bitireceğiz inşallah. Şöyle 2017'nin sonuna doğru altyapısı tamamen bitmiş, üst yapısı tamamen bitmiş, yeşil alanlarıyla, sosyal donatı olan alanlarıyla değişmiş, hepimizin arzuladığı bir Süveyre'yi İnşallah hep birlikte göreceğiz, buna şahitlik edeceğiz, yaşayacağız. Değerli dostlar, bir toplumu değiştiren, olumlu anlamda, müsbet anlamda değişikliğe uğratacak olan iki tane bana göre unsur var. Bunlardan birisi sanayileşmedir, diğeri ise olmazsa olmaz eğitimdir. Şimdi biz Süveyrek olarak
sanayide maalesef bugüne kadar istediğimiz seviyeye gelemedik. İnşallah başta organize sanayi bölgesi olmak üzere sanayileşme noktasında çok önemli adımlar atılıyor. Şu anda mazereti nedeniyle aramızda bulunamıyorlar. Değerli kaymakamımız, gerek partimiz, teşkilatımız, gerek vekillerimiz, bakanımız çok yakın bir şekilde Süveyrek organize sanayi bölgesinin bir an önce faaliyete geçmesi için her türlü desteği veriyorlar sağ olsunlar. Çalışmaları yakından takip ediyorlar. Bizler de belediye olarak, kurum olarak elimizden gelen her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. İnşallah çok kısa bir süre sonra organize sanayi bölgesinin temelini sizlerle birlikte atmış olacağız. Eğitimle ilgili olumlu gelişmeler yok mu? Var. Yıllardır hepimizin arzuladığı eğitim fakültesiyle ilgili malumunuz, yakından takip ediyordunuz, çalışmalar yürütülüyordu. Hamdolsun Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin kurulmasıyla ilgili kararlar çıktı. Öğrenci alımıyla ilgili LYS sonuçları sonucunda alımı gerçekleştirilecek. Kaymakam Bey, eski hükümet konağını Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin eğitim öğretime, hizmete açılması için tahsis ettiler. Ben huzurlarınızda Süveyrek halkı adına kendilerime teşekkür ediyorum. Ama eğitimde istediğimiz seviyede miyiz? Maalesef üzülerek belirtmek istiyorum, değiliz. Altyapı ve üst yapı çalışmalarını malumunuz yapıyoruz. Bu nedenle de Süveyrek halkına her birinize ayrı ayrı rahatsızlıklar veriyoruz. Bunun farkındayız. Bundan dolayı sabrınız için, göstermiş olduğunuz sebat için her birinize ve Süveyrek'te yaşayan 245.385 insanıma her birisine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun.